Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Beyefendi'ye arz ediyorum. Buyurun Sayın Genel Başkanım. Evet, hepinize merhabalar efendim. Tabii İstanbul'da yaşamanın keyfini alıyorsunuz. İstanbullu olmanın ayrıcalığını da yaşıyorsunuz. Dolayısıyla size hizmet veren iki belediye başkanımı da size verdikleri hizmet dolayısıyla yürekten kutluyorum. Hepinizin önünde. Sayın Genel Başkan, saygıdeğer bakanım, siyasi partilerin teşekkür ederim. Kısa bir konuşma yapacağım. Şundan emin olmanızı isterim. Eminim her biriniz tek tek Türkiye'nin geleceğini düşünüyorsunuz. Ve eminim her biriniz tek tek bu ülkenin geleceği konusunda kaygılarınız var. Ve yine eminim her biriniz çocuklarınız için, güzel ülkemiz için zaman zaman bir araya geldiğinizde endişelerinizi dile getiriyorsunuz. Sizden bir şey istiyorum. Bir şey. Sakın ola ki umutsuzluğa kapılmayın. Sakın ola. Biz birlikteyiz. Biz beraberiz. Biz demokratik yollarla mücadelemizi yapacağız. Ve demokrasinin önündeki bütün engelleri kaldıracağız. Bundan emin olmanızı isterim. İstanbul'da yaşıyorsunuz. Dünyanın en güzel kentinde yaşıyorsunuz. Üç büyük imparatorluğa başkentlik yapmış kadim bir şehirde yaşıyorsunuz. Dünya kadar sorunu var buranın. Bu sorunların uzun süre çözülmediğini biliyorum. Belli bölgelerin yeşile hasret kaldığını, beton ormanına dönüştürüldüğünü de gayet iyi biliyorum. Ama şundan yine emin olun. Ekrem Başkan gibi bir büyükşehir belediye başkanınız var. O da yeşile hasret. O da bu kentin rantını halka vermek istiyor. O da bütün belediye başkanlarıyla uyum içinde çalışmak istiyor. Az önce ifade ettim. A partili B partili diye bakmaksızın bütün İstanbullulara hizmet edeceğim dedi. Ayrımcılığı kaldıracağım dedi. Bizim inancımızda da kitabımızda da ayrımcılık asla yoktur. Biz insanımızı seviyoruz. Hangi kimlikten olursa olsun, hangi inançtan olursa olsun, hangi yaşam tarzını benimserse benimsesin, insana İnsan olarak bakıyoruz ve bütün insanların, bütün 85 milyonun sorunlarını çözmek için siyaset yapıyoruz. Siyaset zenginleşme aracı değildir. Siyaset köşeyi dönme aracı değildir. Siyaset halka hizmet etme aracıdır. Siyaset halkın sorunlarına kilitlenmektir ve o sorunları çözmektir. Ve bu ülkeyi yönetecek kişilerin, bu ülkeyi yönetecek kişilerin, ülkenin sorunlarını bilmesi ve ülkeyi adaletle yönetmesi gerekiyor. Ülke adaletle yönetilir, bilgiyle yönetilir, birikimle yönetilir, deneyimle yönetilir. Eğer siz bunları bir tarafa atıp, ülkenin bütün sorunlarını ben tek başıma çözeceğim ve bütün irade bana aittir derseniz, yani tek adam rejimi getirirseniz bu ülke bugün içinde bulunduğu sorunlardan çok daha büyükleriyle karşı karşıya kalır. O nedenle altı lider olarak bu ülkenin saygın insanları olarak bu ülkenin sorunlarını çözmek için bir araya geldik. Beraberiz, birlikteyiz, birlikte mücadele ediyoruz ve şundan da emin olmanızı isterim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın seçtiği Cumhurbaşkanı olacaktır.
Gençlere de bir sözüm var. Sevgili gençler, sakın umutsuzluğa kapılmayın. Baskıları biliyorum. Tweet attınız diye annelerinizin, babalarınızın zaman zaman sizi uyardığını da biliyorum. Hiç endişelenmeyin. İktidarımızda çok rahat bizi eleştirebileceksiniz. Özgürce eleştirebileceksiniz. Sabahın köründe kimse gelip sizin kapınızı çalıyorsa bir kişi, bilin ki o gelen bir polis değil, mutlaka bir sütçüdür diyeceksiniz. Size bu güvenceyi de veriyoruz. Genç arkadaşlarım, ülkenin kaderini belirleyecek olan sizlersiniz. Bir daha ifade edeyim. Genç arkadaşlarım, sandığa gidip ilk kez oy kullanacak olan 7-7,5 milyon civarındaki genç arkadaşlarım, Türkiye'nin geleceğini belirleyecek olanlar sizlersiniz. Sizler demokrasi aşıkları olarak sandığa gidip Türkiye'nin kaderini belirleyeceksiniz. Ve dünya siyaset tarihine çok önemli bir miras bırakacaksınız. Otoriter bir yönetimi demokratik yollarla biz sandığa giderek alaşağı ettik diyeceksiniz. Sakın ola, kavga etmeyin. Sakın ola, sabırlı olun. Beraber oturur konuşurken sabrın ne kadar değerli olduğunu bileceksiniz. Sandığı bekleyeceğiz. Tarihlere kapılmayın. Tarihlere kaptırmak için pek çok şey yapacaklar. Sabırla bekleyeceğiz. En güzel örneği İstanbul'dur. Ekrem Başkan seçildi. Hakimler ve Yüksek Seçim Kurulu toplandı. Bir karar aldı. Efendim aynı zarfın içine konan 4 oydan birisi yanlış, 3'ü doğrudur. Nereden biliyorsun? Onlara çete dediğim için benim için tazminat davası açtılar. İstediğiniz kadar açın, adalete karşı duran her yargıç çetenin bir unsurudur. Adalete karşı. Neden adalet? Hakim kanuna göre karar vermez. Hakim hukukun üstünlüğü ve vicdani kanaatine göre karar verir. Anayasa böyledir. Hukukun üstünlüğü ve vicdani kanaatine göre karar verir. Siz bir yerden talimat alıp İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal ettirmek için 4 oydan birisini geçersiz sayıp 3'ünü geçerli sayıyorsanız siz gerçek anlamda yargıç değilsiniz. Bir yerden talimat alıyorsunuz. Günü gelecek ben o yargıçlara da bunu soracağım. Kimse endişelenmesin. Kimse kendisini dayım var, yandaşım var, cumhurbaşkanım var, bakanım var, kimse bana dokunamaz demesin. Adalet neyi gerektiriyorsa adaletin gereğini yapacağız. Çünkü haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Bütün haksızlıkların üstüne gideceğiz. İşin özeti, sizleri seviyorum, sizler için çalışıyorum, sizler için mücadele ediyorum. Bu ülkenin büyümesi, kalkınması, gelişmesi, her evde huzurun, her evde bereketin olması için her türlü mücadeleyi vereceğim. Baskılar gelir, asla hiçbir baskı beni yıldıramaz. Hiçbir şekilde bir santim bile geri adım atmayacağız. Ya demokrasi, ya hak, ya hukuk, ya adalet diyeceğiz. Ortası yok bu işin. Hepinize teşekkür ederim. Hepiniz sağ olun, var olun. Belediye başkanlarımıza da hepinizin huzurunda teşekkür ederim. Hepiniz sağ olun. Birlikte Türkiye'yi aydınlığa çıkaracağız. Birlikte, beraber, birlikte mücadele edeceğiz. Cumhuriyet Halk